Duygu merhaba. Evet, şu an DİSK'in önündeyiz. Burada DİSK'i kadınlar 25 Kasım dolayısıyla bir açıklama gerçekleştiriyorlar. DİSK Kadın Komisyonu az evvel açıklamayı ki ekranlara da getirdik. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu aynı zamanda Kadın Dairesi Başkanı olan Arzu Çerkezoğlu basın açıklamasını gerçekleştirdi. Tabii pandemi koşulları gerekçesiyle burada temsili düzeyde katılıyorlar. Ve sadece burada değil, aslına bakarsan Türkiye'nin dört bir yanında iş yerlerinde, fabrikalarda işçiler açıklamalar yapıyorlar, kadın işçiler, ve gün boyu da eylemliklerine ve açıklamalarına devam edecekler. Az evvel buraya geldik DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte, çünkü dün itibariyle metal işçileri, Birleşik Metal İş Üyesi metal işçileri Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirmek istemişlerdi ve polise sert müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Oldukça tepki çeken bir müdahaleydi. 109 kişinin aralarında DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'nun da olduğu 109 kişi gözaltına alınmıştı. Dün gece saatlerinde serbest bırakıldı 109 metal işçisi ve sabah saatlerinde yine aynı yerde Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şubesi önünde yeniden toplandılar ve 20 kişilik bir heyet Ankara'ya doğru yola çıktı. Bu kez anlaşma vardı. Görüşmeler yapılmıştı ve Ankara'ya gidişleri, yürüyerek gidişleri, belli bir noktaya kadar gidişlerine izin verilmişti. O nedenle bugün kalabalık bir heyetin uğurlamasıyla yola çıktılar Ankara'ya doğru. Peki ne istiyor işçiler? Birleşik Metal İş Üyesi 3 fabrikada, Sistemayır, HSK, Özer Elektrik ve Bodur işçileri hem işten çıkarılmışlar hem de ücretsiz izne çıkarılmışlardı. Özellikle salgın döneminde ücretsiz izne çıkarılmak adeta işçileri salgın ve açlık arasına terbiye etmek anlamına geliyor diyordu işçiler ve biz bunu kabul etmiyoruz diyorlardı. Kaldı ki dün yaşananların ardından Sistemayır SK'da 12 işçi daha işten ücretsiz izne çıkarıldı. Bütün bunlara tepkileri vardı işçilerin ve Türkiye genelinde İşkur verileriyle 2 milyon 82 bin işçi ücretsiz izne çıkarılmıştı. Bütün bu salgının faturasının işçilere kesilmesini reddediyoruz diyordu işçiler. İşte bu nedenle Ankara'ya yürümek ve Ankara'da Çalışma Bakanlığı'yla ve yanı sıra da Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye temsilcileriyle bir görüşme yapmak istiyorlardı. Dün buna izin verilmedi. Şu an ekranda olan görüntüler eşliğinde müdahale edildi. Sert müdahaleydi. Bu müdahaleye sadece Türkiye'den değil, dünyadan da tepkiler vardı. Bütün bunların ardından sabah saatlerinde saat 10'da bir araya geldi işçiler ve yürüyüşe başladılar. Yaklaşık 2 kilometre kadar otoban üzerinde yürüyüşe geçtiler ve akabinde bugün saat 4'te Uluslararası Çalışma Örgütü temsilcileriyle görüşmek üzere araçlarına bindiler ve Ankara'ya doğru yola çıktılar. DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu da heyetle birlikte bugün bu görüşmeleri gerçekleştirmeleri bekleniyor. Peki bundan sonra ne olacak? Açıkçası birçok nokta da işçiler aslında bu sürece isyan etmeye başladılar. Bu yürüyüş ilk değil. Bundan önce maden işçileri Ankara'ya doğru yola çıkmışlar ve 35 gün boyunca yoldalardı. Ve ülkenin dört bir tarafından aslında bu isyan sesleri yükseliyor. Kaldı ki yine bugün Ermenek'te Süleyman Soylu'nun talimatına rağmen maden işçileriyle ilgili bir gelişme, bir sonuç sağlanamadığı için saat 3, saat 1'de Ermenek'ten, yani bu saatlerde şu an Ermenekçi madenciler de yola çıkıyorlar. Çok tartışılacak bir konu, özellikle ücretsiz izinler salgın döneminde işçiler açısından adeta işverenin sopası haline geldi bizim üzerimizde diyorlar ve buna tepki büyük. Bu yürüyüşte bu nedenle sadece Birleşik Metal İş'in değil 2 milyondan fazla işçinin de sesi anlamına geliyor. Adnan Serdaroğlu yola çıkmadan önce de bunları ifade etmişti. Yürüyüş şu an Ankara güzergahına doğru işçilerin hareketiyle devam ediyor. Gelişmeleri yine Artı TV ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz. Dilek Dindar, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için.